TRT24 YouTube kanalındasınız. Veysel Ayhan'ın yazdığı Boğa'nın tarafını tutmak ve mülteci olmak başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Emin Meluf, Mısır asırlı bir gazeteci yazar. Ailesi Mısır'dan ayrılmak zorunda kalıyor. O, Levantan bir şehir dediği Beyrut'ta doğuyor. Kitapları tüm dünyada ilgiyle okunuyor. 1975'te iç savaş çıkınca Fransa'ya taşınıyor. Meluf'un serüveni bize oldukça tanıdık. Uygarlığın Batışı kitabına şöyle başlıyor. Ölmekte olan bir uygarlığın kucağında sağlıklı bir bebek olarak doğdum ve ömrüm boyunca etrafımda onca şey harap olup giderken, övünecek bir şey yapmadan, suçluluk da hissetmeden hayatta kalma duygusuyla yaşadım. Geçtikleri sokaklarda bütün duvarlar yıkılırken yine de sağ salim kurtulan ve sonra arkada bıraktıkları koca kent bir moloz yığınından ibaret kalmışken, giysilerindeki tozları silkeleyen film kahramanları gibiydim. Çok üzgündür. Ama bu üzüntü sadece kendisi için değildir. Doğu Akdeniz'in ışıkları söndü, sonra karanlık gezegene yayıldı, der. Ne kadar da benziyor bizim hikayemize. Benzer bir hayatı yazar ve sosyolog Oya Baydar'dan okuyoruz. 32 yıl geçmiş aradan, 11 aylık oğulcuğumu, memleketimi, şehrimi, evimi, yakınlarımı, arkadaşlarımı, 20 mücadele yılını ve 40 yaşımı arkamda bırakarak yabancı ülkelere kaçtığımdan bu yana 32 yıl geçmiş. Bunca yıl sonra bile ne zaman hatırlasam göğsümün orta yerinde tuz basılmış bıçak yarası gibi bir sızı. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra ölümden, zulümden kaçmak için yurt dışına çıkan 40 bine yakın insandan biriydim. Hakkımda sadece yazdığım yazılar nedeniyle 27 yıl hapis cezası isteniyordu. Örgütsel aidiyetim nedeniyle de sokaklara asılan fotoğraflarla aranıyordum. 12 Mart 1971 müdahalesinde işkencenin, hapishanenin tadını tatmıştım. Bir daha asla demiştim. Bir daha beni yakalayamayacaklar. Almanya'ya iltica edip siyasi mülteci olduğumda önceleri ağır geldi. Mülteci, sığınmacı demek. Sığıntı gibi hissedersiniz kendinizi. Hepimiz, çevreye en fazla uyum sağlayanlarımız bile insanı kemiren sığıntı olma, öteki olma duygusundan kolay kolay kurtulamamıştır. Bu yüzdendir belki mülteci yerine sürgün sözünü yeğlememiz. Yurt dışında geçirdiğim 12 yıl boyunca kendimi hep zamanda ve mekanda sürgün hissettim. Yitik bir zaman, yaşamınızdan koparılan, çalınan koskoca bir dilim. 80 darbesi sonrası 30-40 bin kişi siyasi mülteci olarak yurt dışına gitmişti. Oya Baydar onlardan biriydi. Tanıdığımız pek çok isim yurt dışına çıktı. Şanar Yurda Tapan, Melike Demirdağ, Vedat Türkali, Cem Karaca, Selda Bağcan, Şivan Perver, Tarık Ziya Ekinci, Kemal Burkay, Tuncel Kurtiz, Yıldız Sertel, Taner Akçam, Ferhat Tunç, Atol Behramoğlu, Nihat Sargın, Zülfü Livaneli, Sarp Koray, Ozan Ceyhun, Aydın Engin. Her biri büyük zorluklar çektiler. Bulaşıkçılıkla geçinenler, taksi şoförlüğü yapanlar, MİT eliyle infaz edilenler, hastanelerde ölenler. Ama o dönemde yurt dışında yaşanan dramların onlarca, yüzlerce katı 12 Eylül zindanlarında yaşandı. Geride kalan arkadaşları Baydar'ın içini hep kemirir. Darbenin ardından arkadaşlarımız, yoldaşlarımız öldürülürken, işkence görürken, zindanlarda çürürken sürgün bir ayrıcalıktı yine de. O ayrıcalığa sahip olmanın, kaçıp sıyırtmış olmanın vicdanıma, yüreğime yüklediği ağırlık, eksiklenme duygusu yıllarca terk etmedi beni. Baydar, dışarıdakilerin yani bizim hissettiklerimizi çok iyi dile getirmiş. Bir başka sürgün gazeteci ve yazar Eduardo Galino'dur. Hatıralarını Aşkın ve Savaşın Gündüz ve Geceleri adlı kitabında toplar. Bir zaman hapis yatar. 1976'da askerler darbe yapınca İspanya'ya kaçmak zorunda kalır. Röportajında şunları der. Sürgün bana yeni tevazular ve sabırlar öğretti. Sürgünün bir meydan okuma olduğuna inanıyorum. Bir yetersizlik ya da bozgundan kaynaklanan bir cezalandırma dönemi olarak başlayan bu süreci bir yaratma dönemine dönüştürmek ve mücadelenin yeni bir cephesi olarak addetmek için tevazu ve sabır gerekiyor.
İşte o zaman insan ileriye doğru bakıyor ve bir bulutta doğmadığını kanıtlayan nostaljinin, yani toprağın çekiminin iyi bir şey olduğunu ama umudun ondan daha iyi olduğunu fark ediyor. Bu kesinlikle kolay bir süreç değil. Özellikle de çok uzak göklerin altında, başka diller konuşan, başka türlü hisseden ve düşünen ve de sürgünün kol gücüyle gündelik bir mücadele anlamına geldiği ülkelerde köksüzlüğe mahkum edilen binlerce Uruguaylı için. Sürgün, bana kimliğin adres ya da belgeyle ilgili olmadığını teyit etti. Nerede yaşarsam yaşayayım ve bana pasaport vermeyi istedikleri kadar reddetsinler, ben Uruguaylıyım. Bu 10 hatta neredeyse 11 yıl boyunca benden eksilen tek şey dökülen saçlarım oldu. Ama diğer yandan dayanışma tutkum, bitmek bilmez yaratma ve sevme güdüm ve adaletsizlik karşısındaki öfkelenme kapasitem daha da arttı. Ben her zaman boğanın tarafını tuttum, matadorun değil ve hala aynı taraftayım. Mülteci olmak, sürgün hayatı yaşamak kolay bir seçenek değil. Bir yanda arkadaşlarını geride bırakmanın eksiklenme duygusu, bir yanda fırsatı yakaladığında zalime teslim olmama direnci. Bir yanıyla ölüm, bir yanıyla yeniden doğuş. Sürgün, bulunduğu kabın şeklini kabul etmeyenlerin tercihi. Karakterleri huzursuz, yani kararsız atomlar gibi. Arenaya sığmazlar. Matadorun değil, boğanın tarafını tutarlar. Vahşet ve zulme itiraz ederler. Sonucunda ya boğanın yanı başında kurban edilirler veya fırsatını bulurlarsa kendilerini arenanın dışına atarlar. Sonrası hayata bakışa göre şekilleniyor. Vardığınız topraklara eğreti ilişmişseniz tutunamayıp savruluyorsunuz. Yeniden doğuş derseniz yeniden doğuyorsunuz. Ama aslı kaybetmeden geride bırakılan topraklar oluyor. Emin Maluf çoğunlukla değerlerine, insanlarına ihanet eden bir ülkenin aynı zamanda çıkarlarına da ihanet ettiğini düşünür ki haklıdır. Bir başka örnekle devam eder. 14. Louis, dedesi 4. Henry'nin Protestan azınlığa ibadet özgürlüğü tanıyan Nantes Fermanı'nı 1685'te kaldırır. O sırada Huguenot adı verilen Protestanlar Fransa dışına sürülmüş, Avrupa'nın başka yöreleri tarafından kabul edilmiş ve Amsterdam, Londra veya Berlin'in zenginleşmesine büyük katkılar yapmışlardır. Pek çok tarihçi, Berlin'in metropol düzeyine Fransız mültecilerin gelişiyle yükseldiği fikrindedir. Bu kentin, bir müddet sonra Paris'in büyük rakibi olacağı bilgisiyle birlikte düşünüldüğünde, olay ayrı bir anlam kazanıyor. Demek ki Huguenotların kitlesel bir şekilde sürülmesi Fransa'yı yoksullaştırırken rakiplerini zenginleştirmişti. Maluf 1492'de Müslüman ve Yahudilerin Katolik krallar tarafından en ulusten sürülmesi için de aynı şeyi söyler. Hoşgörüsüzlük ve kendini beğenmişlik sonucu alınan bu karar yüzünden İspanya'nın diğer Avrupa devletleriyle arasındaki mesafeyi ancak 500 yılda kapatabildiğini anlatır. Emin Maluf örneklerden hareketle net bir yargıya varır. Tarih boyunca kitlesel sürgünler, gerekçeleri varmış ve meşruymuş gibi gözükse de genelde kovulandan çok geride kalana zarar vermiştir. Kuşkusuz kovulanlar başta acı çeker ama sonunda kendini toparlar ve kendini kabul eden ülke yararına mucizeler gerçekleştirir. Maluf deyişiyle son bir mucizeyle bitireyim. Uğur Şahin 1965'te İskenderun'da doğuyor. 4 yaşındayken ailesiyle Almanya'ya göç ediyor ve yıllar sonra fevkalade başarılı bir bilim insanı oluyor ve kendisi gibi Doktor Özlem Türeci ile evleniyor. Şu an binden fazla bilim insanı istihdam eden, pazar değeri 21 milyar dolar olan BioNTech'i kuruyorlar. Ve sonunda tüm dünyanın, milyarlarca insanın dikkat kesilip beklediği korona aşısını buluyorlar. Kader, çekilen acının büyüklüğü nispetinde herkesi dev armağanlarla ödüllendirir. Bunun şartı gelinen ülkede eğreti durmamak ve toprağın rahmine bir meyve tohumu gibi düşmek. 20-30 yıl sonra Allah'ın o tohumlarla insanlığa hangi meyveleri sunacağını kim bilebilir, diyor Veysel Ayhan TR724'deki köşesinde.